Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere şu Angry Birds'ün, daha doğrusu Rovio'nun çıkardığı son oyun, Angry Birds'ün son serisi Epic isimli oyunu tanıtacağım. Saçma sapan sesleri duymaktan gına geldi bana. Benim kafa kaldırmıyor. Neymiş bunun derdi, öğrenelim. Şimdi arkadaşlar, bu oyun sınıf olarak RPG'ye giriyor. Yani Role Playing Game. Bunu bizim lisedeki arkadaşlar çok oynardı da ben hiç sallamazdım. Maça kaçardım ben. Şimdi bu eleman büyücü, işte bu da direkt şövalye. Knight dedikleri. Knight Online oynayanlara buradan selam olsun. Knight'çı bu herif işte. Ya çarp. O da işte büyümüyü yapıyor, takılıyordu Harry Potter tarzında. Al işte kitabı falan da var. Şimdi bu eleman bunu koruyor. Bak şöyle bir şey yapıyor. Bunu koruyor. Bunu dövmesinler ya, bu çünkü büyücü ya, hani şey, kitap falan var zaten, inek tipli bir herif. Bu da buna bir güç veriyor. Şu zımbırta şey, mesela karşısındaki adam vurursa aynı darbeden biraz daha fazla darbe alıyor karşısından. Sen bir git ya. Ölmedin amına kodum. Şimdi ha geberdi. Şu biber dolunca da işte özel güç falan oluyor. Patlatıyorsun. Ağzını. Şimdi çark falan da koymuşlar. Ha, evet, beğenmedi. Demek de 2 yıldız verdi amına. Bizim düşmanımız şu piç. Bak kaçtı. Kaçıyor mu? Oyunun sesleri bir süre sonra adamın kafasının yankılanıyor. Yemin ederim kırılsın geliyor tableti ya. Ne, buna dokunuyorsun? Evet. Çok güzel olaylar döndü burada ya. Bunun kılıç falan tahtalandı ya şimdi. Artık şey oldu. Al şöyle bir şey oldu. Demir, bir nevi demirli bir şey oldu. Hani silahın gücü artıyor. Sonuçta. Market biraz karışık. Hani şunlara dokunarak yapıyorsunuz. Bakarsınız zaten sonra. Oyun bu arada iOS'ta, Android'de, Windows Phone'da bütün platformlarda ücretsiz ve beleş. Çünkü oyun içi satın alma açık olduğu için cayır cayır paranıza göz dikmişler. Zaten şey, hani RPG dedim ya, karakteri geliştirmeye yönelik bir oyun olduğu için bir süre sonra karakter gelişmeyecek. S**ye para vereceksiniz. Şimdi oyunun yapan firmayı zaten artık, yani dünya çapında 1 milyar 700 milyon cihazda bu oyun var. Angry Birds var. Rovio firmasını yaptı. Rovio firmasını duymayan kalmadı. 1 milyar 700 milyon rakamı bu arada gerçek sayısı. Yani bana biraz şey gibi geliyor. Sanki bunlar ajan, herkesin telefon bilgilerini ele geçirme gibi geliyor. Biraz paranoyaklık var bende o konuda, Rovio ile alakalı. Fakat bir arada takdir etmek gerekiyor. Rovio firmasının 52. oyunu Angry Birds. İlk Angry Birds. Rovio firmasının 52. oyunu. Yani ondan önceki 51 oyun çöp. Yani Finlandiya'da oyun geliştiren bir firma. Şimdi tabii oyun piyasasında tanrı olmuş neredeyse. Öyle bir şey. 1 milyar 700 milyon diyorum yani. Boru değil. Mark'ta o kadar üye yok. Herhalde var. Yoktur yani. Şu dişleri var, bu yaban domuzu. Bizim köyde buna dağda gezen falan diyorlardı. Domuz demek haram diyorlardı. Hatta bir gün rahmetli babaanneme şey demiştim. Demek değil, yemek haram dedim böyle. Kelime oyunu anlamadı da bastonla vurmuştu belime. 2 hafta bulanık s**mıştım. Rahmetliyi de buradan alalım. Şu dişleri var ya, s**er adam s**er. Z çizerek koşacaksın böyle. Yaban domuzu saldırdı mı zigzag yapacaksın böyle. Yoksa buna koyar evini bombalar. Bu da bununla şey yapsın. Çarp sen bunu. Bu dili bu s**ra yedi ya. Ulan bir şey anlatırken adam gitti ya. Ne öldü bu. Biberi de alıyorsun böyle, fullenince buna koyuyorsun. Gelişine sert vuracak şimdi. Zeus gibi çarptı. Buna, ızdırabına, kodumunun dedi. Hıncını alamadı. Cinnet geçirdi yemin ediyorum. Ha yaraydı. Ne oldu? Okudum sarısı. Hadi bir tane daha çarptı. Öl artık. Diğeri ne oldu gitti. Bakalım onu da ilk defa göreceğiz. Bu arada taş veriyor bak. Her yerde evrensel bir şey bak. Adamlar bunu da yapmış. Sen buna güç ver. Sen buna güç ver. Sonra eminim meslek lisesi kavgası gibi bak. 5 kişi var. Bir tanesi bir değişik. Sen de vur. Sen de vur. İçinde kalmasın. Sen ona vurdun. Hadi bakalım. Çarpılın lan. Çıldırın. Sik Allah. Al. Teker teker bekliyorsun. Yani o da ölecek de bu da ölecek. Yeminim. Dayak arsız gibi. Yine şimdi. Okuduklarım. Bakın 2 tane kaya kazandık. Bir tane çiğdem kazandık. Yani çekirdek oluyor. Aha. Diyor ki bak. Special offer diyor. %52 diyor, ucuzladı diyor.
Check it out diyorsun. Check it out. Üstünüze girer diyor 66'ın. Lan her şeyiniz para. Çoluğun çocuğun rızkını yiyorsunuz burada. Gerçi iOS 8'de market düzenlemesi geliyor bu arada. Onu da söyleyeyim artık. Çoluk çocuk kredi kartından alışveriş yapamayacak rahat rahat. Bu arada domuz haram maram dedik de ya aklıma şey geldi. Gece Drogba'nın maçını izliyordum. Japonya ile oynadıkları Dünya Kupası'nda. Uyuyakalmışım. O TRT'de bismillah bismillah diye uyandım. Yemin ediyorum bir an için öldüm falan zannettim. Panik oldum. Camdan aşağı atlıyordum. Yani ya onun sesini ayarlayın. Maçın sesi daha, yayının sesi daha yüksek gelsin. Ya da geceleri saat 4'ten sonra da ara verin, ne yapayım. Adam panik oluyor maçın arasında. Sen de bunu çarp bari. Ne oldu lan? Bunlar sert buraya ya. Bu arada bizim bir Adanalı arkadaş vardı. Bir gün işte alkollüyken isim şehir hayvanı falan oynuyorduk üniversitede. G ile başlayan hayvan dedik. Adam kuş yazmış. Buradan da ona selam olsun. Kuş ne ya. Üniversiteye kadar gelmesi şans olmuş adamın. Şöyle çevirelim bakalım. Gına geldi şunu çevirmekten. Evet 3 tane sopa yani Haydar kazandık. Her arabanın sürücü koltuğunun altında olması gereken Haydarlardan. Özel yapım. Bu kuşlar önce bir çıktı sapanla gibi yani böyle çekip çekip fırlatıyorduk. Ondan sonra bunlar uzaya çıktı. Sonra sıkıldı aşağı indi. Arabaya bindi. Ondan sonra bu oldu. Yani sonunda bizi s**tler o olacak anasını satayım. Ya Yaşar'ın bile şarkısı vardı. Sakın sen kuşlara uyuma diye. Sinirlendim oyuna ya. Beni bu görmüş olduğunuz YouTube kanalından takip edebilir. Görmüş olduğunuz Twitter adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Tanıtılmasını istediğiniz oyunları yazabilirsiniz her şeyle beraber. Abuk sabuk şeyler de yazabilirsiniz. Yazanlar da oluyor. Sıkıntı değil. Ayrıca webtek.com'dan videolarımızı takip edebilirsiniz. İlla YouTube kanalına girmek zorunda değilsiniz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Ha bu arada dünya üzerinde ekmek yiyen tek martı türü Türkiye'de yetişiyor arkadaşlar. Yani s**ki evritmişiz hayvanları ekmek ata ata. Bir dahakine et atarsınız artık. Normalde etçil bir hayvanmış. Aklıma geldi söyleyeyim dedim. Hadi eyvallah.